Merhaba arkadaşlar, Nazlı'nın Örgü Dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gelin terliğinin anlatımını yapacağım arkadaşlar. Terliğim bu şekilde gelinlerimiz için, gelin olacak kızlarımız için çok ideal bir model oldu. Kendim tasarladım arkadaşlar bu örneği. Bu şekilde ikili taban kullandım arkadaşlar terliğim için. Çift taban arkadaşlar bu. İki çift gerekli hanımlar terliğimizi yapmamız için. Tığ numaram 4 hanımlar. Bu iple örecekseniz eğer 4 numara çok ideal. Bu şekilde altın işlemeler var arkadaşlar. Altın rengi taşlar. Bunları çivili kasnak malzemeleri satan yerde bulabilirsiniz hanımlar. İnce bir ipim var arkadaşlar onları tutturmak için. İnce de bir iğnem var. İpim şöyle göstereyim arkadaşlar. Simli, parıltılı bir ip. İlk olarak arkadaşlar ben tabanımı hazırladım. Bu şekilde üçer defa battım arkadaşlar. Sağına ve soluna. Topuk kısmında iki tane deliğe dörder defa battım. Topuk ve burun kısmında. Onun dışında hepsi üçer defa batıldı. İç tabanım için arkadaşlar 43 tane zincir çekiyorum. İlk olarak 43 tane zincirimi çektikten sonra şöyle birinci yani direkt dibine değil arkadaşlar bir diğerinin içerisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Topuk ve burun kısmında artırmalar gerekiyor çünkü. 3 taneyi battıktan sonra hanımlar 20 tane sık iğne öreceğim. Orta kısma kadar başına sarmadan bir defa da çektiğim sık iğnelerimi yapacağım hanımlar. Bu şekilde 20 tanemizi yapıp gelelim. Orta kısma kadar geldik arkadaşlar. Bundan sonrasında ikili trabzan olarak devam ettireceğiz. Bir defa üzerine alıp iki defa da çektiğimiz ikili trabzanlarımız hanımlar. Tepeye kadar toplamda 21 tane olacak. İkili trabzanlarımızı 21 tane yapıp gelelim hanımlar. Evet arkadaşlar 21.yi de yaptım. 21.yi yaptığım deliğin içerisine 5 tane daha doluyoruz arkadaşlar. Burada da bu şekilde bir artırma yapacağız. 3, 4 ve 5. 5 tanemizi yaptıktan sonra hanımlar her birinin karşısına tekrardan ikili trabzan yaparaktan sık iğnelerimize kadar ikili trabzanlarımızı örüyoruz hanımlar. Bu şekilde İkili trabzanlarımızı örmeye devam edelim. Her birinin karşısına birer tane bataraktan. Evet, sık iğnelerimize kadar geldik. Buradan itibaren de burun kısmına yani topuk şu bitime kadar her birinin karşısına birer tane sık iğne bataraktan gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Sık iğnelerimizi uç kısma kadar geldik arkadaşlar. Sonuncu ilk başta 3 tane doldurduğumuz kısma tekrar 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 3 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra arkadaşlar sıramızı burada CC tekniği ile kapatıyoruz. Bu şekilde bir zincirimizi çekip sıranın üzerine çıkıyoruz hanımlar. Burada arkadaşlar şöyle bir tane daha çektim ben. Burada her bir yani şurada 3 tane artırma yapmıştık. Her birinin tepesine ikişer defa batıyoruz. Sık iğne tekrar burası arkadaşlar. Her birinin tepesine ikişer tane olacak. 3 tane tane. Yani toplamda 3 tane yerde olacak. 1, 2 ve 3. Bu şekilde arkadaşlar sık iğne olarak ikili trabzanlarımıza kadar sık iğnemizi örüyoruz.
Sonrasında ikili trabzanlarımızı da ikili trabzan örerek burun kısmına kadar gelelim. Evet, burun kısmına kadar geldik hanımlar. Burada bir deliğe 6 tane batmıştık hanımlar. Şöyle göstereyim. Şu 6 tane battıklarımızın tepesine, her birinin tepesine birer tane, yani 2 tane batacağız arkadaşlar. Her birinin tepesine şu şekilde. Bir yuvaya 2 tane. Bu işlemi arkadaşlar toplamda 6 defa yapacağız. İlk sırada 6 tane de battığımız kısım hanımlar burası. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İkinci sıramızın artışı da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle açayım tam görünsün. Bu şekilde ikişer ikişer battık. Toplamda 6 defa. Yani burada 6 tane trabzanımızı 12 tane trabzan haline getirdik arkadaşlar. Buradan sonrası arkadaşlar tekrardan her birinin tepesine birer tane batılacak. Sık iğnelerimiz de devam ediyor arkadaşlar bu sırada. Topuk kısmına kadar örüp gelelim hanımlar. Evet hanımlar, topuk kısmındayız tekrar. Burada 3 tane vardı arkadaşlar. Şöyle topuğun yarısı diyeyim buraya. Burada tekrardan 3 tane deliğe ikişer defa batıyoruz. Battıktan sonra arkadaşlar 3 tanemizi şöyle sıramızı kapatıp 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip başına doluyoruz arkadaşlar. Öncelikle zincirimizin dibine bir batıyoruz. Sonraki yuvaya 2 tane trabzanımızı, yanındaki yuvaya 1 tane tekli, bir diğer yanındakinin içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrardan bir tane, bir diğerine 2 tane. Burada da toplamda 3 tane artış yaptık arkadaşlar. Bu şekilde. Bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift. Topuk kısmının yarısı bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu sıramızda tamamıyla ikili trabzan örülecek. Burun kısmına kadar, artış kısmına kadar bu şekilde her birinin tepesine birer tane bataraktan örelim hanımlar. Evet arkadaşlar, burun kısmındayız tekrar. Burada ilk çift battığımız 2 tane trabzanın arasına 2 taneli trabzan örüyoruz hanımlar. Yanındakine bir tane, bir diğerinin içerisine 2 tane. Sırasıyla 2 çift bir tek, 2 çift bir tek olacak şekilde 6 tane çift batacağız hanımlar. Burada tekrardan bir 6 tane ikili trabzan artıracağız. Yuvalar belli zaten arkadaşlar. İkililerin arasına 2 tane de denk gelecek. Yan aralarına bir tane. Toplamda 6 tane olacak. Benim bu tabanım arkadaşlar 37-38 numara ayaklar için. Siz daha büyük örerseniz zincirlerin içerisinden fazlalaştırın. Mesela ben 37-38'e 43 zincir çektim. 39 numara için 4-5 tane zincirinizi arttırıp bu şekilde artışlarını yaptığınız zaman tamamlanır arkadaşlar. Önemli olan içerisindeki zincir sayısını 4-5 tane arttırmak. Trabzan sayısı bu şekilde artışlarla da yetebilir. Tabanınıza ölçersiniz hanımlar. Eğer kısa ya da dar gelirse birer sıra daha üzerinden gidip
tamamlayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bu taban kısmını yaptığınız zaman şuradaki sık iğnelerinizin sayısına göre tabanınızı ayarlamaya çalışın. O zaman daha muntazam duruyor. Çekişme olmuyor. Yapıştırırken daha rahat yapıştırılıyor. Bu şekilde sıra başına kadar örelim arkadaşlar ikili trabzanlarımızı. Evet, topuk kısmına kadar ördük arkadaşlar. Burada tekrar sıra başında yaptığımız gibi bir çift buradan giderek bir tek. Tekrar bir çift. Bir tek. Bir çift bir tek dediğim arkadaşlar yani yuvaların içine birine bir tane tek doluyorsunuz, birine çift. En sonda da tekrar bir tanemizi yapıp sıramızı kapatıyoruz CC tekniğiyle hanımlar. Topuk kısmı bu şekilde duruyor. Küçük numaralara yapmak isterseniz de hanımlar her numara için 4 tane zincir eksiltmeniz yeterli olur. Artışları da ben 6'lı kullandım burun ve topuk kısmında. Numarasına göre 5'e de indirebilirsiniz, 4'e de indirebilirsiniz. O şekilde artışlar da yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda 3 tane zincirimi çektim. Dibine bir tanemi doldum hanımlar. Bir yanına tekrar bir tane teklimi doluyorum. Diğer yuvaya ikili. İki tane tek. Tek tek. Bir tane yuvaya çift. Bir, iki tane tekli tekli. Bir tanesine çiftli. Bu şekilde tekrardan 3 tane olacak. 3 artış oluyor arkadaşlar sağda. Dönerken de 3 tanemiz yapıyoruz. Toplamda 6 tane oluyor bu topuk kısmında da. Buradaki artışlarımızı da tamamladık. Sıra başına kadar, artış yerine kadar örüp gelelim hanımlar. Evet arkadaşlar, şimdi burun kısmındayız. Tekrar artışlarımızı yapalım. Şimdi burun kısmında şöyle göstereyim. İlk çift battığımız trabzanın tepesinden başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle iki çift, yani iki tane çift batıyoruz bir deliğe. Bir tek, yanına tekrar bir tek. Diğer yanına ikili trabzan. Bir tek yanına tekrar bir tek. Diğer yuvaya bir diğer yuvaya tekrardan iki tane. Bu işlemi toplamda tekrardan 6 defa yapalım hanımlar. Bu şekilde. Burun kısmımız. İki tane tek tek, bir tane çift. Bu şekilde tamamlanmış oldu. Altı yerde artırmamı yaptım arkadaşlar. Burun şöyle topuk kısmının artış yerine kadar örüp geliyorum hanımlar. Evet arkadaşlar, topuk kısmındayız. Burada da tekrardan artışlarımızı yapalım. İlk artış yaptığımız yuvanın içerisine arkadaşlar şöyle dibinden belli zaten. İki tane batıyoruz. Bir diğer yanına bir tane, diğerine tekrar bir tane, bir diğerine iki tane. Bu şekilde tekrar tekli, bir tane daha tekli sırasıyla bir diğerine iki tane. Şöyle bir tane daha batalım arkadaşlar. Sıramızı burada kapatıyoruz. 3 zincirimizi çekelim arkadaşlar. Öncelikle bir dibine batıyoruz. Yanına bir tane daha yapıyoruz. Bir diğer yanına tekrar bir tane. Burada bir artış yapıyoruz. 3 tane tekli yaptım arkadaşlar. Bir tane çiftli. Tekrar 3 tane daha teklimizi yapalım.
Sırasıyla üçer tane teklemizi yaptıktan sonra yanındaki yuvaya iki tane yapıyoruz. Bu işlemi iki sefer yaptık arkadaşlar. Çifter battık. İki tane çiftliğimiz oldu arkadaşlar. Burada burun kısmına kadar her birinin tepesine birer tane batarak ilerliyoruz hanımlar. Burun kısmına kadar örelim. Evet hanımlar, burun kısımdayız. İlk çift battığımız trabzanlarımız şu şekilde görünüyor. Bu sırada da tekrar onların ilkinden başlıyoruz arkadaşlar. Fazlalaştırmaya. Bu şekilde ilk yuvaya iki tane battık. Bir yanındakine bir, diğer yanındakine tekrar bir, bir tane daha bir, yanındakine üç tane. Üçüncüsüne ya yani üç tane tekli trabzan yapıyoruz. Bir diğerine ikili trabzan. Bu şekilde bir, iki ve üç sırasıyla her birinin tepesine bir tane arkadaşlar. Bir diğerinin içerisine iki tane. Aynı yere iki tane batıyoruz. Bu işlemimiz bu sırada da tekrar 6 tane artış olacak. Bu şekilde arttırdığım zaman arkadaşlar benim tabanım 143 tane sık iğnesi var. Burada da toplamda 143 tane ikili trabzanımı ayarlamaya çalışacağım ki fazlalık ya da eksiklik kalmasın arkadaşlar. Bu şekilde son artış sıramız bu. 1, 2 ve 3. Sonuncu artışımı da yapmış oldum. Şöyle bir bakalım. Şöyle 1 artış, 2. artış, 3. 4. 5. ve 6. artışım hanımlar. Şimdi buradan sonrasını sıra başında yani sıra başına kadar her birinin tepesine birer tane bataraktan artış kısmına kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, topuk kısmındayım. İlk artırma yaptığım yeri geçtim. Çünkü bu topuk kısmının yarısında iki tane artırma olacak. Karşı tarafta da aynı şekilde yapmıştık. Şimdi burada hanımlar şöyle göstereyim. İki defa batıyoruz. Bir artış, yani bir artış yaptık burada. Üç taneyi birer birer örüyoruz. Tekrar dördüncüsünde çift batıyoruz. İki tane artış yapmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde toplamda 143 tane trabzanımız oluyor arkadaşlar. Bir iki tane oynamadan herhangi bir sorun olmaz arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Bir sırada boş gideceğiz arkadaşlar. Yani boştan kastım her birinin tepesine birer tane bataraktan ikili trabzan örüyoruz. Herhangi bir artış yok. Bu sıramızı bu şekilde örüp gelelim hanımlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde tabanımızı tamamladık. Şöyle ölçelim bir. Bu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Tabanımda da toplamda 143 tane sık iğnem var. Burada da 143 tane trabzanım var arkadaşlar. Şöyle tam orta kısmından şöyle birleştirmeye başlayalım. Şöyle sık iğne giderekten her birinden birer tane alarak şöyle sırasıyla batalım arkadaşlar. Her bir tanesinin tepesine bir batarak, bir tane de arka kısımdan batarak alıp sık iğnemizi gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Başına sarmadan batıyoruz. Bu şekilde hanımlar. Bir tane daha yapayım. Şöyle her birinin tepesinden bir tane. Keçe kısmı içte kalacak. Diğer kısım alta gelecek arkadaşlar.
Bu şekilde tamamıyla bütün çevresini kapatalım ve gelelim hanımlar. Evet arkadaşlar, tabanımızı yapıştırdık. Bu şekilde çok muntazam bir taban elde ettik arkadaşlar. Herhangi bir potluk yok. Burun kısmından başlıyoruz arkadaşlar. Terliğimizi şöyle göstereyim. Şu iç kısımdan başlıyoruz. Orası için 8 zincirimizi çekiyoruz arkadaşlar. En başta bir tane sıkı zincirden sonra 8 tane çekiyoruz. Sonrasında 1, 2, 3 tane çekiyoruz hanımlar. Üçüncünün yani dördüncünün içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir diğerine bir tane daha. Her birinin içerisine bir tane bataraktan toplamda 8 tane trabzan elde edeceğiz hanımlar. Şöyle sayalım. 2, 4, 6 zincirimizle beraber 7 olmuş arkadaşlar. Bu 8. 8 taneyi battık arkadaşlar. 8.yi battığımızın içerisine 2 tane daha dolduruyoruz. Bu şekilde. Sonrasında dönerek arkadaşlar her birinin karşısına birer tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu şekilde. Bir tane de zincirimizin dibine batıyoruz hanımlar. Bu şekilde toplamda kaç tane yapmış olduk? Zincirimizi de sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ve 17. Bu şekilde 17 tanemiz oldu hanımlar. Buradan dönerken arkadaşlar 1, 2, 3 tane zincirimizi çekip başına alıyoruz. İlkinde değil, yanındakinin ön kısımdan beline doluyoruz. Bir diğerinin arka kısımdan bu şekilde beline doluyoruz. Sırasıyla bir ön, bir arka. Tepelerine değil hanımlar, beline doluyoruz. Bu şekilde. Bir önden, bir arkadan olacak şekilde. Zincirimizi de sayalım. 2, 4, 6, 7. Son olarak 8.yi de yapalım hanımlar. Şöyle bir düzeltelim. 8.'nin de belini doluyoruz. Bu şekilde. 9.'nun tepesine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2 ve 3. Karşı tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Bu 3 tane yapmamın nedeni ortada artışların olması gerekiyor. Bu şekilde artışlarımızı yapacağız arkadaşlar. 3 taneyi yaptıktan sonra ilk olarak önden doluyoruz. Çünkü burada en sonda önden dolamıştık. Buradan da ilk alacağımızı önden doluyoruz hanımlar. Bir önden bir arkadan bu sıramızı da bu kısmı da yani başa kadar örüyoruz. Sayılarımızın eşit miktarda olmasına gayret gösterelim. Bu şekilde zincirimizin de arka kısmından beline dolayaraktan çıkarıyoruz. Bu şekilde toplamda dışarıda duranlar 1, 2, 3, 4. 4 bu tarafta duruyor ön kısımdan aldıklarımız 4 tane de bu taraftan. Şimdi hanımlar burada sıramızı bitirmiş olduk. 1, 2 ve 3. Bu şekilde çevirip son yaptığımıza dokunmadan onun yanındakinin arkasına doluyoruz. Yani arkasından doladıklarımızı arkadan, önden beline doladıklarımızın önden. Bu şekilde.
Umarım anlatabiliyorumdur hanımlar. Kafanızın takıldığı yerlerde yorumlardan yazabilirsiniz. Yardımcı olurum. Bu şekilde 3 tane ortada 3 tane aynı deliğe battığımız vardı arkadaşlar. Onu da bu sırada önden alıyoruz bir tanesini. İkincisinin tepesini 3 tane doluyoruz. Tepesine ikili trabzanımızı 3 tane yapalım. 3 tanemizi yaptıktan sonra arkadaşlar burada son aldığımız trabzanımız önden. Bunu da tekrardan önden berine dolayaraktan ikili trabzanımızı örüyoruz. Bu sırada da yani bu kısımda da aynı şekilde gidiyoruz. Arkadan sarılan arkadan, önden sarılan önden olacak şekilde sıramızı başa kadar getirelim hanımlar. Üçüncü sıramız da bu şekilde. Zincirimizin de önünden doladık hanımlar. Bu şekilde ufak ufak arttırmaya başlıyoruz. 1, 2, 3 zincirimizi çekip dönüyoruz hanımlar. Arkadan aldıklarımız arkadan arkadaşlar. Önden aldıklarımız önden. Bu şekilde 3 tane sardığımız kısımdayız tekrar. Önden alıyoruz hanımlar bunu. Sıralamaya göre buradaki artışlar bu şekilde olmaya başlıyor. Bir tanemizi yaptıktan sonra ikincinin tepesine 3 tane ikili trabzan doluyoruz. İkincisine doladıktan sonra üçüncüsünde arkadaşlar ön kısımdan beline doluyoruz. Ve bu da bunlara katılmış oluyor. İlk başta başladığımızda 17 tane trabzanımız vardı arkadaşlar. 8 sağda, 8 solda, bir tane ortada. Bir tane ortada olan ilmeğimiz yani trabzanımız o şekilde devam edecek. Onun tepesine üçlü olarak batacağız arkadaşlar. 3 zincirimizi çekip bu şekilde göstereyim. Ön kısmı burası. Şöyle üçer arttırdıklarımız şu şekilde içerisine girmeye başladı. Dikkat etmemiz gereken ön kısımdan sarılması gerekenler ön kısımdan, arka kısımdan sarılması gerekenler arka kısımdan arkadaşlar. Bunların hiçbir şekli değişmiyor. Bu şekilde devam edecek. Şöyle birinciyi aldık. İkincinin tepesine 3 tane trabzanımızı yaptıktan sonra bir diğerini önden alarak yan tarafına başlamış oluyoruz. Burada şuradan gelirken hangisi yani sonuncu sardığımız önden ise burada da ilk başladığımızı önden alacağız. Arkadan ise arkadan alacağız arkadaşlar. Karşılıklı aynı şekilde durmaları gerekiyor. Çok kolay yapımı arkadaşlar. Yani bir günde örebileceğiniz kolaylıkta. Hem de çok zarif bir model. Bu şekilde. 1, 2, 3. Şu şekilde dönüyoruz arkadaşlar. Sıralar bu şekilde devam edecek.
Yine orta kısımdayız arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Her sırada bu üçlümüzü yapıyoruz hanımlar. Her sırada üçlülerimizi devam ettireceğiz istediğimiz genişliğe ulaşıncaya kadar. Bu şekilde bir sayalım kaç tane elde ettik. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ve 27 tane var arkadaşlar. Bu 27 tane oldu bu şekilde toplamında. Sağında 27 tane olacak arkadaşlar. Solunda da 27 tane olacak. Bir tane de ortada olacak en son sıramızda. Sağında ve solunda 27 tane oluncaya kadar örüp gelelim hanımlar. Evet arkadaşlar, 27 tane sağ tarafta, 27 tane de sol tarafta olacak şekilde toplamda 53 tane trabzanımız var arkadaşlar. 53 tane trabzanımızı tamamladıktan sonra da birer sıra daha üzerinden gittim artırma yapmadan. Burada arkadaşlar iki zincirimi çekip etrafını şöyle her bir kenardaki trabzanların içerisine ikişer tane dolaraktan tamamını ördüm arkadaşlar. Burada göstereyim sizlere de şöyle her trabzanın içerisine ikişer tane en kenardaki trabzanımız arkadaşlar. Bu şekilde tamamladıktan sonra hanımlar iki zincirimizi çekip ters dönüyoruz ve ters bir sıra burada her trabzanın tepesine birer tane bataraktan ters sık iğnemizi gidelim hanımlar. Bu şekilde. Umarım detaylı anlatıyorumdur arkadaşlar. Her trabzanın tepesinden birer tane alaraktan gidelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ön kısmımız tamamlanmış oldu. Şöyle küçük bir ölçü vermek istiyorum arkadaşlar. El tokularına göre değişiklik yapıyor çünkü. Şöyle 15 santim arkadaşlar uzunluğu. Şöyle bir ölçelim yan olduğu için modelimiz. Ortaya kadar 9 santim arkadaşlar. Yani toplamda 18 santim çapında da genişliğimiz var. Arkadaşlar benim bu kenarlardaki trabzan sayım 42 bu tarafta, 42 bu tarafta, şu en altta gittiğimiz sıramız, bir tane de ortada var hanımlar. Onun için arkadaşlar ben şöyle orta kısımdan bir ilmeğimi şu şekilde belirteceğim önce. Şurası en ortaya geliyor benimkisi. Evet. Yani şuradan da bakarsanız eğer bu şekilde. Şöyle yanına takayım. Buradan itibaren hanımlar 42 tane diş sayacağız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Şuradan arkadaşlar tığımızı aldık. Buraya bırakıyoruz tığımızı. Şöyle üzerine indirelim arkadaşlar. Şöyle belirteyim de parmağımla. Şu şekilde aldım. Bu şekilde buradan başlıyoruz arkadaşlar yapıştırmaya.
Şöyle ipim ters yönde olduğu için olmadı. Şöyle çıkarayım. Evet. Buradan itibaren her şöyle göstereyim detaylı olarak. Şuradan bir tane alıyoruz arkadaşlar. Buradan da bir tane alıyoruz ve ikisini bir sık iğne olarak örüyoruz. Her diş tam net sayı yaptığımız için her birine birer tane batılacak. Bir taneyi önden alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir önden, bir arkadan. Sıralarını şaşırmayın. Tam denk gelecektir arkadaşlar. Biraz zor oluyor ama sonuçta güzel bir şey elde ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bütün çevresini bu şekilde sık iğne olarak birbirine tutturalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tutturacağız arkadaşlar. Buraya kadar. Bu şekilde tutturup gelelim. Evet hanımlar. Bu şekilde yapıştırmamızı da yaptık. Çok muntazam bir şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada hanımlar bir sıra ters sık iğnemizi gideceğiz. Buradaki gibi ama burada bir tane boşluk bırakarak da yapacağız arkadaşlar. Her deliği değil yani birine yapıyoruz, birine yapmadan geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Bir tane sık iğnemizi atlayaraktan ipimizi de uzatalım hanımlar ki kasma olmasın. Şu şekilde. Bir sıramızı da hanımlar bu şekilde gideceğiz. Bu şekilde bütün çevresini döneceğiz arkadaşlar. Buraya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, etrafını da tamamladık. İpimizle kestik. Şimdi hanımlar bu ayrıntılarımıza geldi. Arkadaşlar bunun içinde bir miktar koparıyoruz. Şöyle en alt kısmına gelecek şekilde bir sabitleyelim. Şöyle görünecek arkadaşlar bu son sıra gittiğimiz sık iğnemiz. İlk olarak hanımlar buradan bir tutturuyoruz ipimizi. Tutturduktan sonra görünmeyecek şekilde dikmeye çalışalım. Burada aralarda delikler var zaten. Çok rahatlıkla dikiliyor arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar geldik. Şimdi bu kısımdan başlıyoruz hanımlar dikmeye. En başa kadar yani şöyle başlıyoruz. Şu kısma kadar dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde hiç görünmüyor arkadaşlar. Aralardan batıraraktan. Aynı renkte yani ördüğünüz iple dikeceğiniz ipi aynı seçerseniz sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Bunu bu şekilde dikelim hanımlar. Alt kısmı için de bunu buradan başlayaraktan buraya kadar dikelim hanımlar en alt sıramıza dayayaraktan. Şöyle. Bunları bir güzelce tutturup gelelim hanımlar. Evet hanımlar, bu şekilde tutturmuş olduk. Son üçlü bir kanat takacağız buraya arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunun için de arkadaşlar şöyle
tam ortaya gelecek kısımdan ikiye ayırıyoruz hanımlar. Tam bir kaldırayım şöyle. Evet, burası tam ortası. Dikişimizi kesmemeye gayret gösterelim. Ortadan ikiye ayırdık arkadaşlar orta kısmını. Şöyle bu kısmı arkadaşlar şöyle biraz gerdiriyoruz. Şuraya tutturacağız hanımlar. Bir ucunu. Şöyle yukarı doğru gelelim. Yukarıya doğru geldikten sonra arkadaşlar bu şekilde diğer kısmını da şuraya tutturuyoruz. Şöyle. Şöyle bir arkaya gidelim. Şu aradaki boşluklardan arkadaşlar ipimizi arkaya öne getirerek bu şekilde tepeden tutturmuş olduk. Şimdi ipimi aşağı doğru getirmeden önce bu üçlüyü arkadaşlar şu ikisinin tam ortasına yerleştiriyorum hanımlar. Şöyle tam ortasına gelip gelmediğinde kontrol edin arkadaşlar iğneyi vurmadan önce. Şöyle biraz daha kaydırayım. Tam ortaya getirelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde tutturabiliriz artık. Buradan ipimizi getirdik. Şöyle boşluklara güzel bir şekilde iğnemizi yerleştirip kısmı da bu şekilde birleştirelim hanımlar. Ben kamera karşısında biraz zorlanıyorum arkadaşlar. Sizlerin daha güzel yapacağından eminim. Bu şekilde arkadaşlar bitiştirmiş olduk. Arka kısımda da hiç belli değil zaten. İplerimin aynı renk olduğundan kaynaklanıyor bu da. Şekilde arkadaşlar ipimizi kesebiliriz. Dikim işlerimiz bitti arkadaşlar. Burada hanımlar şöyle kesiyoruz bunları. Tam üste kadar kesiyoruz. Burada arkadaşlar iki tane dişimizi şöyle göstereyim. İki diş şuradan kesiyoruz arkadaşlar. İki diş de burada. Böylece ortadaki uzun, yanlardaki kısa oldu. Bu şekilde arkadaşlar terliğimin sonuna geldik. Çok hoş bir şey oldu. Çok farklı bir tasarım oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim bu modeli. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. Çok emek harcıyoruz ama neticede çok güzel bir şey ortaya çıkmış oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de beğendiniz. Videomun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Abonelikler ücretsizdir arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.